Hoş geldiniz. Luna ile alakalı konuşacağız. Tabii ki burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseyi al ya da sat demiyoruz. Karnızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Ayrıca abone olup videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Luna hali hazırda geldiği noktada 1.8'lik bir hacim market cap değerine sahip. Hacmine baktığımızda arkadaşlar şu anda çok ciddi bir hacimde yükseliş var. Burada şöyle bir durum var. Örneğin Lunge'e göre gerçekten performansı çok geri kaldı Luna'nın arkadaşlar. Şimdi burada en önemli etmenlerden bir tanesi millet Luna'ya gerçekten hiç güvenmiyor. Yani her ikisinde de tabii ki sıkıntı sıkıntı her ikisinde de oldu. Ama burada Lunge'un hiç değilse insanlar tekrar ileriye gidebileceği ile alakalı bir güveni varken Luna'da bu biraz zor. Yani trade işlemlerini yaparken dahi güvensizlik olduğu çok açık. Yani şu etapta bile şortlayan insanlar var. Onu biliyoruz yani. O yüzden arkadaşlar burada biraz daha şey kalıyor. Hareketleri biraz daha geri kalıyor Lunge göre. Luna'nın. Bunun olması da mevcut koşullarda doğal. Şimdi baktığımız zaman ama korkunç bir hacmi var arkadaşlar. Yani şu an 1.8'lik oran deli bir oran. Özellikle burada şu çok dikkat çekiyor tabii ki yüksek hacimlerde. Örneğin Alımlar şöyle bir bastırdığı zaman ki dün bu oldu e, alımlar şöyle kısa süreliğine bile olsa bir bastırdığı zaman ya şu da artık çıkmasın ne olursun e, alımlar şöyle bir bastırdığı zaman arkadaşlar devamında çatır çatır diğerleri de bir anda e, almaya başlıyor bu şekilde ciddi bir etkisi var tabii ki e, bunu tabii e, tersi yani satış muhabbeti için de mümkün fakat şu anda ee, insanların satış yapabilmesiyle alakalı çok bir durum yok Burada e, bu tohumun filizlenmesi için Çünkü zaten wormhole e, vakasından dolayı piyasası e, yön yukarı Bu çok istisnai bir durum olur Şimdi uzun lafın kısası arkadaşlar Hacim e, böyle resmen taş gibi duruyor şu anda e, Luna hala ciddi yükselişleri vaat ediyor Bakın haberiniz olsun hala ciddi yükselişleri vaat ediyor Hatta şöyle geçmiş zamana göre baktığımızda şu son birkaç günün hacmi birkaç günün hacmi arkadaşlar önceki günlere göre çok daha şişik. Burada kırmızısıyla yeşiliyle. Şimdi hacmi kapatalım. Ne yapmış? Düşmüş. Bakın 4 saatliğe iğneyi atıp hemen tepki almış. Bu konuyla alakalı hareketli ortalamalardan konuşmuştuk. İnşallah değerlendirebilen olmuştur arkadaşlar. Biz seviyeyi verip Kaçıyoruz tabii ki. Burada e, tutup yani sürekli bilgilendiremiyoruz e, platformun normal olarak şeyi e, durumu bu şekilde yani. Umarım burada nasiplenebilenler olmuştur. Hareketli ortalamadan hemen tepki koydu. Şimdi burada devam eden bir yükseliş olacaktır. Bakın burada yine saatlikteki hareketli ortalamaya da tekabül etmiş ve buradan da bir tepki almış. Şu anda ciddi şekilde arkadaşlar e, trade yönünde işlemler yapılabilir. Hareketli ortalamaya her düştüğünde toplamak kaydıyla yukarılardan dileyenler satış yapabilir. Yani şu anda hareketli ortalama bir süre daha çalışacak gibi duruyor. İvmesi de bakın yön yukarı. O yüzden burada trade ciddi ciddi değerlendirilebilir. Şimdiden haberiniz olsun veya toplanıp yukarı seviyeler beklenebilir arkadaşlar. Şu an 2.78'leri önceden bir parti denemişti düştü. Burada dediğim gibi tamamen şunu bilmek gerekiyor. E, hala toparlama şansı yüksek arkadaşlar e, düşüşe rağmen özellikle Wormhole muhabbeti erimediği sürece. Şu 2.79 2.8'leri alsaydı buradan zaten e, luncun 3.01 gibi yeni bir e, denize yelken açacaktı ve ciddi yükselişler gelecekti. 2.79'u takip etmemiz lazım. O seviye alınırsa. Gerisi ciddi şekilde gelir, Arap Atı gibi açılır arkadaşlar. Luna hala güzel hareketler vaat ediyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum hepinize hoşçakalın.